Sayın Cumhurbaşkanımız, öncelikle şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmim Atanur Yılmaz, 1978 Niksar doğumluyum. Ceviz işiyle iştigal etmekteyiz. Tokat Niksar ilçemizde yine Orman Bakanlığı'ndan kiraladığımız 350 dönüm arazide 5-6 sene evvel ceviz bahçesi kurduk ve bu ceviz bahçesinde de Tokat'ta örnek bir bahçedir. Çok verimli, çok lezzetli, çok süper ceviz alıyoruz. Ben diyebilirim ki dünyadaki en iyi cevizi biz yetiştiriyoruz. İnşallah ben görmeden bir şey diyemem. Sayın Cumhurbaşkanım, arabamızda mevcut aslında. İnşallah size de ileteceğiz. Şimdi, arabamızda mevcut diyorsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, yani aslında... Arabadakinden bana ne ya? Sayın Cumhurbaşkanım, Tokat ilimizde son 3 yıldır Sayın Valimizin de büyük destekleriyle inşallah bu 750.000 adet ceviz dikilmiş Sayın Cumhurbaşkanım Tokat ilimize. İnşallah 5-6 sene içerisinde Türkiye'miz ithalatçı konumdan ihracatçı konuma tekrar geçecektir. Cevizin tabii tek şeyi, tanesizliği, çabuk yetişmiyor tabii. Sayın Cumhurbaşkanım, 4. senede yani verim almaya başlıyoruz. En az 5 yıl. 4 yıl, 5 yıldan sonra ürün almaya başlıyoruz. Uzun soluklu bir iş. Çünkü cevizin ağacı da çok kıymetli. Babalarımız bizim çeyizlik sandığı ceviz ağacından yaparlardı. Evet. Çünkü çürüme mürüme diye bir şey yoktu. Yok. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Ölümlük, evet. İnşallah 5-6 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de dikilen, çoğu bölgede dikilen ağaçlarla birlikte tekrar ihracatçı konuma geçeceğiz. Neyse, sen şimdi giderken bizim cevizi unutma da. Cumhurbaşkanım, Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Tokat olarak, Tokat arıcıları olarak çok şanslıyız. Son 4 yılda paketleme tesisimiz, yem üretim tesisimiz, tekrar suni petek üretim tesisimiz, bakanlığımız ve Dokap sayesinde vekillerimizin açtığı kapı doğrultusunda yapıldı. Şu anda üreticilerimizin hem yemlerini üretiyoruz, hem ballarını paketliyoruz, hem suni peteklerini üretmekteyiz. Yeni açılan havalimanımız ile birlikte de inşallah bu ürünleri yurt dışına ihraç eder pozisyona gelmek istiyoruz. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu, içinde tabii manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Burada yetiştiricileri var. He, manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. 2, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Yoğurdu önemli. Neyse, Eskişehir'deki belediyelerden bizde olan belediyenin bir tanesi, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Ondan sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız, o sağ olsun aynı şekilde temin ediyor. O da yine bizde olan bir belediyeden manda yoğurdundan bakraç içinde da geliyor. Ve böylece tavsiye ederim. Yani hani olmayiler ki derya içledürler, deryayı bilmezler. Yani manda yoğurdunu da üretirsiniz. Dediğim gibi kestane balını da üretirsiniz. Ama kadro kıymetini bilmeyebilirsiniz. Ama bunu yapın, çok çok faydalı. Şifa. Allah'ım size sağlık, sıhhat versin efendim. Biz bunları kolaylıkla yaparız. Son olarak da uygun görürseniz bir isteğimiz var Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, arıcılar olarak tüm Türkiye geneli külliyede arıcılık toplantısı yapmayı rica ediyoruz sizden. Uygun bir zamanda, uygun görürseniz çok sevinirim. Notunu al. Kendisinden de o işi organize etme görevini ver. Arıcılar Federasyonu'nun başkanı kim? Ziya Şahin, ben de yönetimdeyim Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam, başkanla da görüş. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Toplam kaç kişi gelir? 80 ilimiz var. İsterseniz 7'şer yönetim kuruluyla beraber 500 kişi. Hepsi gelecek. Hepsi gelecek Sayın Cumhurbaşkanım. 550 kişi civarında Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Bizim muhtarlarla toplantıyı yaptığımız yerde onlarla bir yemekli toplantı inşallah yapalım. Sayın Cumhurbaşkanım, Tokat'ımıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Allah razı olsun. Bugün ufkumuz açıldı. Tokat'ın güzelliği üzerine geldi. Bu havalanı bizim için bir ihtiyaçtı. Bunu bize hiba ettiniz. Sağ olun. Teşekkür diyorum. Allah razı olsun diyorum. Ben burada birçok çiftçilerimizin konuları dinledim. İftiharla, gururla size ilettikleri sonuçları duyunca bir oda başkanı olarak daha gururlandım. Bu havalan da bunları daha büyütecektir. Allah sizden razı olsun diyorum. Değerli Cumhurbaşkanım, bugünece yapmış olduğunuz barajlarda, göletlerde, yollardan, köprülerden Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Amin. Seni çok seviyor Tokat. Biz her zaman yanındayız. Her zaman emrindeyiz. Yalnız burada bir beraberlik, birlik beraberliğimiz olduğunda sizi söylemekten geçemeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, Tokat'ımızla valiliğimiz, belediyemiz, milletvekillerimiz, sevgili oda başkanlarım, dernek başkanlarımız hep beraber birlikte toplulukla Tokat'ı büyütmeye çalışıyoruz. Her zaman da sizin emrinizdeyiz. Allah razı olsun, bu topluluğu da sizin sayenizde yapıyoruz. Milletvekillerime ve tüm bakanlarıma çiftçi adına teşekkür ediyorum. Çok büyük çiftçimiz destek alıyor. Bunların rakamları çok büyük. Mesela 30 kalemi geçiyor benim hesabımca. Yalnız çiftçi bunu evraklarına düzenlerken sıkıntı oluyor. Biz Sayın Bakanıma da konuyu arz ettik biz bugün. Bu desteklerin biraz düşürerek, azadiye düşürerekten, küçülterekten 3-5 kalem de verilirse hem çiftçi için hem de Tarım Bakanlığımız için bir şey olacağını görüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Allah işini rast getirsin Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, ben de özellikle Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Ama şu an itibariyle bütün soru sahibi kardeşlerim gerçekten bizleri çok çok mutlu eden, memnun eden sorular yönelttiler, sordular. Ve biz sizler gibi kardeşlerimiz olduktan sonra, çiftçilerimiz olduktan sonra bu toprakların hakkını ödeyemeyiz. Ve biz unutmayın, ne varsa toprakta var. Topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz. Onun için toprak kadar verimli bir varlık olamaz. Asrın en önemli zenginlik kaynağı, unutmayın, petrol falan değildir. Tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum. Ve bu tarımın sizler birer mihmandarısınız. Hayvancılıkta, tarımda atacağımız adımlarla Vahit Bey sizinle hemhal olacak ve inşallah bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim bizler de böylelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm değerli çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tokat Çiftçiler buluşmamızın böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız.